okul dışı ortamlarda konuşma becerilerinin geliştirilmesi. İkincisi ise okul ortamında konuşma becerilerinin geliştirilmesi. Önce birincisinden başlayalım. Okul dışı ortamlarda konuşma becerilerinin geliştirilmesi. İnsan günlük hayatında çevresiyle kurabildiği olumlu iletişim sayesinde başarılı olabilir. Bulunduğu toplumda sevilen, sayılan ve sözü geçen biri olmak için etkili ve güzel konuşmamız lazım. Günlük hayatımızda yani evde, okulda, işte, radyoda veyahut da televizyonda veya da zaman zaman arkadaş toplantılarımızda hoşa gitmeyen, zamansız, yersiz, alaycı, bazen soğuk konuşmalarla insanların zor durumda kaldığını görebiliyoruz. Bu nedenle de sevilen ve takdir edilen biri olabilmek için tatlı dil yılanı derinden çıkarır atasözünü unutmamamız gerekiyor. Yani toplum içerisinde kabul görmek istiyorsak dilimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yani iyi etkili konuşmaya önem vermemiz gerekir. Zaten atasözümüzden de çok güzel dersler çıkarabiliriz kendimize. Tatlı deli yılanı deliğinden çıkarır. Yani en zor yapabileceğimiz işler bile konuşmamız sayesinde en güzel ve en rahat şekilde başarabileceğimiz işler haline gelebilir. İnsanların başarıları yine başarılı olabilmesi için devam ettirdiği ve toplumda sürekli olarak konuşması gerektiğinden bahsettik. Ancak bu konuşmanın üslubunun da doğru olması gerekmekte. Yani konuşmamız sırasında belirli bir üslup belirlemeliyiz ve konuşmada bu üslup doğrultusunda konuşmamız gerekir. Ancak okul dışı ortamlardaki konuşmayla ilgili, konuşma becerilerimizin geliştirilmesiyle ilgili herkesin yaşayabileceği konuşamama korkusunu yenmemiz gerekir. Yani konuşamama becerisi ya da konuşma becerisinin geliştirmesi için ne yapmamız gerekir? Öncelikle ben konuşamam, konuşursam yanlış anlaşılırım ya da herkes benimle alay eder mi düşüncesinden bir soyutlanmamız gerekiyor. Yani biz bu düşüncelere sahip olursak konuşmalarımızda başarılı olamayız. Öncelikle kendimize güvenmemiz gerekiyor. Günlük hayatımızda çevremizde pek çok insanın